dini eğitim alan gençlerin, hatta yani Türkiye'deki İslami çevrelerin, siyasal İslam'a kaynaklık eden bir takım çevrelerin hatta özenle eleştirdiği dini eğitim ve sonrasında diğer eğitimlerinde çok parlak bir şey aldırdığı pek çok gencin deizme kaydığını, etrafta olan biteni gördükçe İslamiyet'ten ya da din kavramından uzaklaşmaya başlayıp daha doğrudan Tanrı kavramına yöneldikleri yolunda bir izlenim, bir takım bununla ilgili araştırmalar, söylemler var. Bunları ben söylenmek isteneni anlıyorum. O fakat analiz yanlış. Yanlış mı? Yani neden? Yani deizme kaymak emek ister, yetenek ister filan, bu çoluk çocuğun yapabileceği bir şey değil. Dolayısıyla kafası karışık olanlara yakışıklı bir kelime bulmuşlar. Buradaki problem düşünsel değil. Düşünsel bir kriz yaşanmıyor Türkiye'de ve yaşanmayacak. Tam tersine öğretilen inançlarla yaşam arasındaki çatışma bu. Yani bırak dağınık kalsın durumuna geçecek çocuklar. Ve eğer bu düşünceye dönüşürse bu deizm filan olmaz. Yani bunlar ezbere yapılan, kökenini tahmin edebildiğimiz şeyler. Onları ciddiye alamam izninizle. Sadece bir değer yitimi, yıkımıyla karşılaşıyoruz. Bir bilinç yıkımıyla değil. Yani ortada çocukların böyle Tanrı, Allah, kitap, Kur'an filan öyle bilinçli bir durumları varmış da. Çocuk derken ben 20'li yaşlarına, 30'lu yaşlarına. 20-30'lu. Bunlar birdenbire daha filan. Hayır. Çocukların şeyi şu, tepkisi. Kız arkadaşıyla dolaşabilecek mi? El ele tutuşabilecek mi? Haram mı bu? İşte kadınla erkek birlikte otobüse binecek mi, binmeyecek mi? İşte saçının teli gözükürse bilmem ne olacak mı? Şimdi nişanlısıyla deniz kenarında bir şey yapacak mı? Ya bu kredi alırsa faize girecek mi? Şimdi bu problemleri... Kredi alması nasıl, araba alacak bu nasıl? Problemler muhalefette, bizim hayatımız bunlarla geçti. Diyanet'in ilan ettiği şeyle mi oruca başlayacağız? Saatte mi, günde mi başlayacağız? Bayramı iki gün evvel mi yapacağız? İki gün sonra mı? Cuma namazı kılacak mıyız, kılmayacak mıyız? Filan. Bunlar muhalefetteyken gençleri güçlü, diri tutan sorunlardı. Yani ben şey derdim, işte derlerdi ki, ya hatta yazı bile yazdım. Bizans melekler dişi mi erkek mi diye tartışılmış. O yüzden düşmüş İstanbul. Ben şöyle bir yazı yazmıştım. Bizanslılar dişi mi erkek mi meselesini iyi tartışamadıkları için İstanbul'u kaybettiler. Tartışmanın hakkını verselerdi sağlam dururlar. Tabii, çünkü meleklerin dişi ve erkek olması meleklere inanan dünya görüşü açısından önemli. Yani şeyi sağlam tutmaları icap ederdi. O yüzden o tartışma lüzumsuz değildi. Hakikaten de böyledir. Bu tür eften püften gibi görünen tartışmalar belli yaşlarda ve belli gruplarda, sol grupların yaptığı tartışmalar benzerdir. Yani Coca-Cola içilir mi sakız, Amerikan sakızı çiğnenir mi, kot pantolon giyilir mi? Baktığımız mesela sol grubun tartışmaları, İslami grubun tartışmaları birbirine çok paralellik arz ediyor. Ama başladı. İkisi de inanç grubu. İkisi de düşünce değil ki. Yani Türkiye'de sosyalist arkadaşlar şey yapmasınlar, çok azını istisna ederek söylüyorum. Yani onlar da bir inanç grubu olarak faaliyet göstermişlerdir. Çünkü bir gencin hayatta ihtiyaç duyduğu şey dünyayı birlik altına almaktır. Bu Collingwood'un şeyidir. Der ki Lasko mağaralarındaki bizonlar, mizonlar için filan, işte bunlar ayin için mi, şunun için mi, bunun için mi, hep tartışır antropologlar filan. O der hiçbir şey için değil, bu oyun için. Çünkü insanın özü çocuktur ve çocuk oynar. Dolayısıyla sanatın da özü oyundur. Dolayısıyla çocuk mağaranın duvarına o bizon resimlerini çizer. Ergenlik dönemine geldiğinde din devreye girer. Çünkü bir genç din aracılığıyla dünyayı birlik altına alır. Burada din derken İslam dini manasında kullanmıyorum.
Bir inanca İnanç. Bağlanmak manasında kullanıyorum. Ama yetişkin, şöyle söylüyor, affedersiniz orada önemli bir ayrıntı var. O yüzden dindarlar der, inançlı insanlar yani, oyunu küçümserler. Hakikaten de öyledir. Yani oyun çoluk çocuk işi yani, bu şeydir, küçümsenecek bir şeydir. Yetişkinler de inancı küçümser. Çünkü orada kanıtlanamaz rastlantısallığı, keyfiliği gördükleri için şeyin, aklın gelişimi daha öngörülebilir tezler öne sürmeyi ya da karşı çıkmayı gerektirir. Şimdi biz dünyayı bir araya getirebilecek bir çerçeve sunuyoruz. Diyelim ki milliyetçi bir çerçeve sunalım. Onların en bir Türk olduklarına inandırıyoruz. Yani oğlunuzun bir Türk milliyetçisi olması veya yeğeninizin lise çağında ne bir şey olabilir? Ne olabilir? Yani daha güçlü, daha böyle edepli şey filan, işte Türk terbiyesi, Türk töresi filan. Fakat şöyle bir sorun olabilir. Mesela Türk olmayanlar karşısında biraz daha nefret duyguları gelişebilir, korkuları gelişebilir. Hele hele bir de bu Türk olmayanlar Müslüman da değillerse, Allah korusun gidip havra kapıları tekmeleyebilirler filan. Yaşamında sadece kendisi gibi saf Türkler bulmak zorundadır. Kendisi gibi olmayanla konuşmayı, oturup kalkmayı beceremez. Çünkü bu ülkede Türk olmayanlar da var. Türk olmayan iyi insanlar da var. O zaman inanç olarak iyi bir Müslüman olarak yetiştirelim diyebilirsiniz. İbadetlerini, mükellefiyetlerini yerine getiren. Yani kötü olur mu yani? Kim istemez çocuğun arkamızdan bir Fatiha okur. Edepli olur, düzgün olur, namuslu olur filan. Doğru. Bilmiyorum, ama kesin değil. Anadolu insanı da genel olarak çocuklarını okutmalarını istemesi bu. Arkalarından bir Fatiha okusunlar filan. İyi ama bu çocuğun değer sistemi kendisi gibi olmayanlar karşısında yine bir müsamaha geliştirmeyi beceremeyecek. Eğer yurt dışında okursa, ki Türkiye'de benim öyle yüzlerce talebem oldu, hiç kimseyle temas edemeyecektir. Odasından çıkmayacaktır. Ya çalışkan olacaktır. Yurt dışında okursa mı? Tabii. Yani orada bile... Sosyalleşen. Tabii yani Paris'e gittiğinde oturup bir kafede kahvesini oturup içemeyecektir ki. O gavurun içinde ne işi vardır? Filan yani orada ister istemez kendisine benzemeyenleri tedirgin edici, tedirginlikle karşılaştırır. Tabii yani rahat kendisi gibi olmayanlarla, yani bir Fransız elini uzattığında tokalaşsın mı tokalaşmasın mı çocuk? Politikacılar bu işin yolunu öğrendiler ama politikacıların siyasal takiyesine tenezzül etmeyen dindar çocuk ne yapsın? Şimdi bütün bunlardan dolayı çocuklarda bir dinden uzaklaşma olmuyor. Ya bana söyledikleri başka, yaptıkları başka, ortam başka. Yok ama siz hala onlara düşünce atfediyorsunuz. Yani bir bilinç muhakeme, bir muhasebe, bir murakabe varsayıyorsunuz. Ya biz bu yaşta yapamıyoruz onları. Biz hala duygusal tepkiler veriyoruz. Yani diyoruz ki ya kardeşim faizsiz ticaret yapamıyoruz. İşte kredi mredi filan diyor iş adamı. O bile düşünmüyor. Neticede fiili durum onu bazı konularda
ikircimli davranmaya itiyor. Bir süre sonra da tadını alınca tabii bırakamıyorlar. Muhalefet çünkü yetişkin için bu tür tedirginlik alanları yaşamı çok güçleştirir. Yani ben öyle derim, parayı kazanmak kolaydır. Yani kültür parayı kazanmakta değil, ortaya çıkmak, harcamaktadır. Dolayısıyla parayı harcarken çelişkiler ortaya çıkacak. O yüzden Türkiye'de dindarlar daha yeni yeni parayı buldular. O yüzden muhtemelen şu anda pek sorun yaşanmayacak. Oğullar parayı yönetmeye başladığında hafif biraz umre, biraz yat gezileri olacak. Şey gibi olmayacak mı? Suudi Arabistan gibi olmaz mı? Yani şeyhlerin çocukları ya da işte kral ailesi uçağa binin yanında açınıp viskiler, şampanyalar patlatılıyor ama halk için bunlar geçerli değil. Şimdi şöyle, Türkiye'de bu çelişkileri konuşurken Cumhuriyet'in bu aydınlanmacı ideolojisinin, Cumhuriyet ideolojisinin halkta yol açtığı tedirginlikleri hesaba katmazsak adil davranmamış oluruz. Yani şimdi sorun izleyicilerinize, bu ülkede 18 sene, ben bu işlerin kitaplarını yazdım zamanında, Tanrıoğlu'dur, Tanrıoğlu'dur diye ezanı okutmadılar. Arapça, Arapça filan diye. Kuruluş ideolojisidir, bunları anlayabiliriz. Fakat şey, Menderes bir günde o tanıklıkları bir görseniz, ezanın okunduğunda Fatih'te filan yüzlerce insan ağlayarak işte minarelerin önünde filan. Şimdi çok fazla aydınlanmış devlet, çok fazla aydınlanmış. Hızlı aydınlanmaktan göz kamaşıyor. Halk ısınmak istiyor ve siyasetçi halkın bu ihtiyacını hissettiğinde hemen Maraş kapakları açılmış mı? Katalitikler devreye giriyor. Şimdi Cumhuriyet'in rasyonel politikalar, halkı aydınlatma yönündeki politikaların halkın değerleri konusunda travmatik bir etkisi olduğunu dürüst bir şekilde itiraf etmek zorundayız. Başka türlü olur muydu? Burası tartışılabilir. Yani aydınlatma sürekli zorla ve yukarıdan aşağı yapılan bir şeydir. Türkiye'de kalkınma başka türlü gerçekleşebilir miydi? Şimdi ben bu kadar yoğun bir inanç alanının ortaya çıkışını uzun süren periskarlığa bağlıyorum. Yani inanç konusunda uzun süren bu periskarlık, yani merkezin çevreyi dizginlemesi, çevrenin iplerinin, zincirlerinin çözülmesiyle gitti. Şimdi burası da dibe vurursa bu ülke dengeyi bulabilir. Yalnız niye deizm değil, nihilizm diyorum. Nihilizm bir bilinç hareketi değildir. Nihilizm bir yaslamadır, bir negasyondur. Sadece yeter demektir, hayır demektir. Dolayısıyla ben önümüzdeki dönemde dindarlığın daha küçük çevrelerde kendileri gibi olmayanlarla temasa geçeceğini, yani şöyle söyleyeyim, namaz kılan eşcinsel oğlu hakkında ne yapacağını bilemeyen babalar tasavvur buyurunuz. Çocuk dindar, samimi dindar ki öyle olduklarını okuduklarımız var. Ama cinsel tercihi farklı. Al başına belayı. Şimdi Avrupa'da ben biliyorum, Türk çocukları arasında, burada açmayayım dosyayı ama Türk çocukları arasında çok ciddi sorunlar var. Bunlar söylenilmiyor belki, pek yazılmıyor. Biz de şey yapmayalım, üstümüze vazife değil.
Ama oradaki Türk çocukların ahlaki şeyleri, seçimleri Türkiye'den çok farklı seyrediyor. Çünkü orada kendileri gibi olmayanlarla temas etme daha fazla orada falan imkanları fazla. Şimdi daha küçük gruplarda bu tür tedahüller, bu tür girişimlilikler olacaktır diye düşünüyorum. Ama genelde büyük bir yassımayla yassıma evresinden Türkiye'nin geçeceğini düşünüyorum. Yani inançların bu kadar araçsallaşmasını hiçbir toplum taşıyamaz. Çünkü dikkat ederseniz hala bir cemiyet olmayı başaramadık. Eğer cemiyet olsak bu kadar cemaat olmaz. Yani bu cemaat çokluğu cemiyet olma yeteneğimizin yavaş işlemesine bağlı. Çocuk ne yapsın? Cemiyete katılamayınca cemaate katılıyor. Cemaate de inançla katılır. Yani peki bedeli ne? Bedeli bireysellik duygusunun zayıflığı. Bireysellik duygusu gelişmedikçe de düşünce ve sanat gelişmez. Bakın dindarlar arasında ben o konularda ilk kalem oynatanlardanım. Ebru, ney, efendime söyleyeyim hat sanatları filan değil mi? Geleneksel musiki filan. Dünya kadar destek verildi. Binlerce çocuk, genç kız bu konularda... Kurslara gitti, okullara gitti. Ne oldu? Eskinin tekrarından başka ne? Ya etkisi. Sürekli iftar saati programında gibiyiz. Yani ney sesi arkadan geliyor. İşte şey, yaşmaklı babaanne filan. Ama içinde yaşadığımız toplum öyle değil. Dolayısıyla o çocuklar piyano çaldığında, ne bileyim resim yapmaya başladığında... Ya da piyano ile neyi bir arada çalan bir grup kurduklarında... İşte caz böyledir mesela biraz. Hani Cumhuriyet eğitim onlara biraz rock gibi geldi. Ama caz, yani rock için şey derler, sırf İngilizce yapılır. Doğrusu olur bence de. Ha, ama başka türlü de dinlenmez. Ama caz her... yerel topluluk için uyarlanabilirdir. Benim kanaatim bu ülkenin çocukları küçük caz grupları kuracaklardır. İşte Hat'la, Ebru'yla, minyatürle filan başlayıp zamanla resimle, heykelle uğraşmayı da öğreneceklerdir. Piyano, gitar çalmaktan utanmayacaklardır. Ve şehirle... Görüyor musun ya bu Taksim'de mesela? Sırtında gitar olan türbanlı kızlar görüyorum. Evet, yani işte o çocuk yani Ümraniye'ye rahat gidebilecek mi? Ya da işte ne bileyim daha banyolere ne tür sıkıntılar çekecek onları bilemiyoruz ama nihayetinde böyle bir çatışmayı, böyle bir çelişkiyi bu ülkenin çocukları yaşayacak. Aa, geçen gün bir bütün Türkiye'nin de 3 aşağı 5 yukarı tanıdığı ya da en azından siyasi İslam'ı ilgilendiğini tanıdığı bir hanımefendiyle beraberdik başı örtülü. Dedi ki yani bugün dedi bu taktığım dedi bana dedi artık gereksiz gelmeye başladı ama dedi, geçmişime saygımdan çıkartamıyorum çünkü dedi 30 yıldır takıyorum dedi. Siyasal İslam niye diyorsunuz? Ne demek lazım? Ne o? İslam'ın siyasi amaçlarla kullanılarak iktidara gelmesinin yolunu açan düşünce sistemini düşünüyorum. Siyasal olmayanın olduğunu mu düşünüyorsunuz? Evet, İslam'da böyle bir sorun var. İslam tamamı siyasal galiba, doğru söylüyorsunuz. Yani siyasal... Hangi İslam? Bin kadar da İslam görüyorum etrafı. Belki daha fazla. Şeyi tabii hedefi tanımlamaları dışarıdan yaparak... tanım yaptıkça aslında muhatap olduğumuz kitleyi tanımlamamız. Mesela evet, benim annem çok Müslüman bir kadındı. Dindar. Evet, çok dindar yani. İslami şey olan bir kadındı, öncelikleri olan bir kadındı. Gerçi bana aktaramadı o önceliklerini ama asla bir siyasi yönü yoktu mesela. İslam'da benim siyasi İslam dediğim anneannemle diğerleri arasındaki fark belki yani. Anneannem işte Atatürk'ü çok sever, Cumhuriyet'e müthiş değerlerine saygılı, asker gördüğü zaman ağlar, maaşının bir kısmını götürür, Silahlı Kuvvetler Vakfı'na bağışlar falan.
Atatürk'ün hayranıdır, büyük hayranıdır ama muazzam da Müslümandır. Benim gördüğüm en iyi Müslümanı diyebilirim. Ama bu yaptıkları siyasal değil mi? Ama yani İslam'ın iktidar olması gibi bir derdi yoktu yani aslında. İslami düşüncenin iktidar olması gibi bir derdi yoktu. İslam bir devlet biçimiyle ilgili bir düşüncesi yoktu. Böyle bir şey istemiyoruz dedi. Şeyde Batı'da da öyle Katolikler var mesela. Ama Hristiyan Parti'nin iktidar olmasını istemeyebilir. Ben şu bakımdan kullanışsız buluyorum o tabiri. Siyasal İslam, İslam'ın kendi içinde olan bir şeyi dışarı çıkardığı için var olan Tanrı demek gibi bir şey. Yani onun zaten... Çok doğru söylüyorsun çünkü çok iyi anlıyorum ben sizi. Onun zaten içinde yer aldığı için bu aksine olumsuz bir, yani kabul görmesi olumsuz bir netice doğurabilir. Yani bazılarının çıkıp siyasal İslamcı olduğunu söylemeleri arzu edilmeyen bir sorun ortaya çıkabilir.